17 yıldır köşeyi döndüler. 17 yıldır ceplerini doldurdular. 17 yıldır 7 sülalelerini zengin ettiler. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum. Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun diyor bana. İzmir'den, ilk kurşunun atıldığı kentten sesleniyorum. Düşmanın denize döküldüğü kentten sesleniyorum. Aydınlığın kentinden sesleniyorum. Erdoğan'a da, onun yakınlarına da sesleniyorum. Sen ister Cumhurbaşkanlığını koy, ister koyma. Seninle her yerde, her ortamda tartışmaya hazırım. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Bizde yürek var. Bizde alın teri var. Bizde namuslu insan olmak var. Bizde kul hakkına saygı var. Bizde dürüst olma var. Bu niteliklere sahip olmayanlar bize kumpas kurmaya çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Asla izin vermeyeceğiz. Buradan Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum. Bir daha çağrı yapıyorum. Olur ya benim dediğim televizyona gelmezsin. Olur ya bağımsız haber yapan ya da bağımsız görev yapan televizyonlara gelmezsin. Ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım. Nereye gidelim? A Haber'e gidelim. Olur gideriz. ATV'ye gideriz. Olur gideriz. Gelmeyen namerttir, gelmeyen. Gelmeyen namerttir. Alacaksın devletin gücünü arkaya, oturacaksın benim aleyhime, partimin aleyhine bir sürü laflar edeceksin. Ve ben de sesimi çıkarmayacağım. Ben senin bildiğin adamlardan değilim. Ben alnı temiz, yüreği temiz, insanı seven, insanlar arasında hiçbir ayrım yapmayan, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi kimlikten, hangi inançtan, hangi yaşam tarzından olursa olsun bütün insanların benim başımın üstünde yeri vardır. Benim çoluk çocuğum öyle gidip de dolar peşinde koşmaz. Benim çoluk çocuğum gidip de Amerikalarda büyük binalar satın almaz. Aldığı binayı mal varlığı araştırıyor diye zararına satmaz. Çünkü biz kul hakkı yemekten korkarız. Çünkü biz dürüstüz, saygılıyız insanlara. Sadece bu değil. Şimdi yine belli çevreler Erdoğan'ın bana yönelik eleştirilerini belli çevreler özel olarak destekliyorlar. Belli medya grupları, havuz medyası. Onlara da sesleniyorum. Sizin benim nezdimde toplu iğne ucu kadar zaten itibarınız yoktur. Siz zaten itibarsız bir yayın organısınız. Sizler halkı aydınlatmak için değil, halkı köreltmek için zaten görev yapıyorsunuz. Doğruları yazmıyorsunuz. Doğruların arkasından gitmiyorsunuz. Ya şu milletin haline baksanıza. Milletin anası ağladı ya. İşsizlik gelmiş bir bela gibi duruyor. 10 binlerce çocuk yatağa aç giriyor burada. Yatağa aç giriyor. Aylık geliri 663 liranın altında olan 8,5 milyon insan var ya. 8,5 milyon. 663 lira. 17 yıldır ne yapıyorlar bunlar? 17 yıldır. 17 yıldır köşeyi döndüler. 17 yıldır ceplerini doldurdular. 17 yıldır 7 sülalelerini zengin ettiler. Peki bu halk, bu millet ne olacak? Ben söyleyince kızıyorlar. Bay Kemal diyorlar. Bay Kemallerin tamamı onurlu insanlardır. Bay Kemaller haram yemez. Bay Kemaller kul hakkı yemez. Bay Kemaller yiğit insanlardır. Bay Kemaller tepki görünce geri adım atmaz. Bay Kemaller nerede haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik varsa her şeyi göze alıp üzerine yürür. Bu kadar açık. Çağrımı yeniliyorum. Çağrımı yeniliyorum. Erdoğan'a söylüyorum. Başkasının önünde konuşmak kolay. İftira atmak kolay. Yalan söylemek kolay. Senin bir sürü televizyonun var. Bir sürü televizyonun var. İster televizyona yalnız gel, ister ordunla gel. Söz veriyorum, yalnız başıma gideceğim. Söz veriyorum, yalnız başıma gideceğim. Kendine güveniyorsan gelirsin kardeşim. Bizim verilmeyecek hesabımız yoktur, Allah'a şükür. Verilmeyecek hesabımız yoktur. Ama seni ben gayet iyi biliyorum. Seni gayet iyi tanıyorum. Seni de tanıyorum. Yakınlarını da tanıyorum. Köşeyi dönenleri de tanıyorum. Kul hakkı yiyenleri de tanıyorum. Fakir fukaranın hakkını boğazından aşağı indirenleri de tanıyorum. Ben bunları biliyorum. Sen bana 10 soru soracaksın, ben de sana 10 soru soracağım. Sen bana 5 soru soracaksın, ben de sana 5 soru soracağım. Sen bana 100 soru soracaksın, ben sana 100 değil, sadece 50 soru soracağım. Ne olduğunu millet görecek zaten. Ne olduğunu görecek. Sadece bu olay değil. Sadece bu olay değil. Tank paleti de soracağım. Öyle kaçmak falan yok. Onu da dillendiriyorsun. Tank palet, tank palet bilmem ne. Onu da söylüyorum. Katar ordusuna bunu kim peşkeş çekti kardeşim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük silah fabrikasını nasıl peşkeş çekersin? Ben bunları söyleyince rahatsız oluyorlar. Ben biliyorum. Ben bunları söyleyince vay efendim nasıl konuşursun? Fakir fukara nasıl, onun sesini kim dillendirecek kardeşim? Garibanın sesini kim dillendirecek kardeşim? Yoksulun sesini kim dillendirecek kardeşim? İşsizin sesini kim dillendirecek? Çiftçinin sesini kim dillendirecek? Sanayicinin sesini kim dillendirecek? Hiç meraklanmayın. Mustafa Kemal'in partisi, Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve onun bütün mensupları, genel başkanından en aşağıya kadar hepimiz seslendirecek. Hepimiz. Bu konunun arkasını bırakmayacağım. Karşıma çıkmasa da bırakmayacağım bu konunun arkasını. Öyle iftira atmak, kaçmak yok. Kesinlikle bırakmayacağım. Kesinlikle. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim namus borcum. Bir daha söylüyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim namus borcumdur. Benim namus kavramımla onların namus kavramı ayrıdır. Onlar namus ve şeref üzerine yemin ederken bir ayaklarını kaldırırlar. Biz namus ve şeref üzerine yemin ederken elimizi kalbimizin üzerine koyarız. Allah'tan korkarız biz. Yalan söylemeyiz. Bir daha söyleyeyim, belki unutabilir. Senin televizyon kanalında hangisini istiyorsan, ister A Haber, ister ATV, ne bileyim dünya kadar televizyon kanalları var. Hepsine kardeşim. Sen bu sorunu görüşmek ve tartışmak istiyorsan, senin istediğin televizyon kanalında. Vallahi de billahi de yalnız geleceğim. Korkma, yalnız geleceğim. Geldiğim zaman o gece rahat uyumayacaksın, onu da biliyorum. Ama ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak zorundayım. Çünkü benim yüreğimde Allah korkusu var. Birisine iftira atmam. Birisine kötülük yapmam. Herkesi severim. Her insanı severim. Oy versin vermesin vatandaşlarım arasında ayrım yapmam. Bu benim kültürümde var. Bu benim inancımda var. Bu benim insanlığımda var. Bu benim sizlere, topluma saygı duymamda var. Saygılı olacağız. Siyasetin saygılı olması lazım. Her türlü iftira olabilir. Hiç umurumda değil. Verilmeyecek hesabımız Allah'a çok şükür yoktur. Olsaydı zaten yıllardır araştırıyorlar. Ta bürokrasiden beri. Acaba bir şey bulabilir miyiz diye. toplu iğne ucu kadar bir şey bulamazsın kardeşim. Sülalemizi araştırdın, sülalemizi. Bir şey bulabilir miyiz dedi.